Arka Bahçe'ye hoş geldiniz. Evet, bu akşam da her şeye rağmen inatla, ısrarla muhabbetimiz için tiyatro, sanat konuşmaya, bunlardan bahsetmeye, bunlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. Bütün bu ağır gündemin ortasında size de birazcık iyi gelsin diye. Evet, Deli Ovo ile açacağız programımızı. Sonra Haşra Kabare ekibinden Cemal Toptaş, Nergis Öztürk, Yunus Kuvancı ve Genco Özak bizimle birlikte olacak. Ben onlarla birlikte ve Dejle Hu'dan konuğumuzla birlikte muhabbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, tiyatro konuşacağız, temizlik işleri konuşacağız. Evet, Arka Bahçe başlasın. Bir sohbet aslında biraz hızlı başladık. Gördüğünüz gibi dejavu ile programa da hızlı başladık. Hatta başladığımızın farkına varamadık. Biraz öyle bir durumdayız. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Dejavu ile açtık dedik. Bize duydum ki unutmuşsun demişlerdi ama kendince hoşla gol atarak başladılar. Elinize sağlık abi. Sağlık. O sonlara doğru. Doğan Yılmaz masamızda grupta. Doğan Yılmaz değilim ben. Cenk Sönmez'im. Ama bu da yani çok ya, güzel. Ama burada böyle yazıyor. Tamam, ben gidiyorum. Gidiyorum, burada öyle yazıyor. Sonra. İlk bölüm. Bilmiyorum, hatalı olmuş. Cenk Sönmez'le birlikteyiz bu Dejavu grubundan. Artık bu kusurlarımızı program içerisinde düzelteceğiz. Hiç kısmeti. Problem değil. Editörlerime sevgiler, saygılar, selamlar. Biz buradan çıkıp gitseniz. Ha ya, ben buradan çıkayım ya. Tavır olarak... Öyle tipler vardı değil mi televizyon programlarında? Şey yapardı. Sakın ha gitme, çok korkarız. Ama terk edersen biz devam ederiz. Evet. Sonra bir daha bayağı muhabbet ya ederiz yani. Onlar tembih edilir ama. Vallahi. Böyle yap ki reyting olsun. Bizde tutmaz ya. Reyting. Ay canım. Ayşen, belki olur. Biri bana şuradan bir zıplasa şimdi. Ayşen gitti falan derler. O olur yani. Valla öyle. Bizden zıplayacak şey biri yok. Yani biri arkadan bizim görmediğimiz biri şöyle uçarak bana gelse olur yani. Direkt internet fenomeni oluruz. Sen bayağı uçarak geldin ama biri bize toslamadı. Oradan toslamasın yırtık zaten. Sakin olsun. Ay Allah'ım ya, çok iyi. Evet, Dejavu ile açtık. Bir kez daha hatırlatalım konuklarımızı. Taşra Kabare ekibi, yeni bir ekip. Yalnız biz Taşra Kabare değiliz. Evet ha, ya onu sordum. Siz Taşra Kabare değilsiniz. Yeni bir yanlışla daha karşılaşıyoruz. Bunu nasıl ifade edeceğimizi o zaman program içinde konuşalım. Konuklarımız Temizlik İşleri oyunu ekibi Nergis Öztürk, Cemal Toptaş, Yeliz Kuvancı ve Genco Özakman. Bu defa söylemedim. Buna da şükür. Tamam, tamam, ben Genco Özak. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bence oyundan bir VTR izleyelim. Evet. Ben orada evet. Gerçekten yoksa dağılacağız. Göremeyeceksin! Göremeyeceksin! Aman bu bakayım. Sen şimdi gelme. Kitap dersiniz. Ay bu mu sizdeki Allah korkusu? Yok. Bizim Allah'ımız aynı olamaz sizinle. Aynı Tanrı yaratmış olamaz sizlerle benim. Ha bu dünyada bir akıllı sizsiniz yani öyle. Anlaşılmıyor mu sanıyorsunuz? Yaptıklarınız, planlarınız fark ediliyor mu sanıyorsunuz? Hayır, nasıl bir işin içine girdiğinin tüyü bitmemiş, dünyaya gelmemiş canların ahını aldığınızın farkında bile değilsiniz. Yazık. Yazık sana. Yazık. Ama yanlış anladım. Sana yazık. Hayır yani bu kafa sende olduğu sürece bu hep böyle devam edecek. Hayır demediğin sürece bu olanlar olmaya devam edecek. Görmüyorsun, duymuyorsun, anlamıyorsun, öğrenmiyorsun, inat ediyorsun. Ha kendinden başka kimse umurunda değilsin. Nerede senin insanlığın? Nerede sizin insanlığınız? Hayır yani siz insansanız eğer diğerleri nasıl bir tür oluyor size göre? Bu kadar mı körsünüz arkadaşım? Bu kadar mı yolunuzda değil hemşerim? Bu kadar mı canınız yandı kardeşim? Hay boşluk yakalayıp kendi zevklerinizle doldurmak nasıl bir tatmin duygusu yaratıyor sizde? Ah ben bunu anlamıyorum. Gerçekten ben. Ben de bunu merak ediyorum. Hiç utanmıyorsun değil mi? Bir gün utanırsın diye çok bekledim. Bir gün gözlerimin açılır diye çok bekledim. Ancak sen ısrarla gerçekleri görmüyorsun. Fakat benim sabrım tükenmedi. Umudum daha tükenmedi, daha bitmedi yani. O sen ve sizin gibiler yüzünden tükenmesine asla izin vermeyeceğim. Tek başıma da olsa direneceğim. Eminim benim gibi hisseden birileri vardır. Ha yoksa da benim mutlaka olacaktır. Bundan eminim. Evet, oyundan görüntüleri izledik. Hemen bir yanlışımı, daha doğrusu yanlış yaptığım iddiasını düzelterek başlıyorum. Taşra Kabare ekibiyle birlikte. Burada bir sıkıntı yok. Yeliz ama Bey şaka yapmış.
şaka yaptım. Gerçekten konuklar aklımı alarak da programa başlıyoruz. Biz böyle bitirirmişiz, çok iyi olur. Biz Taşra Kabere olarak buradayız. Evet. Yeniz şaka yapmış, ben onu şaka yapmışım. Bir vukuat yaptım ya, artık her şeyi üstlendim yani. Hayır, çok özatmanı en azından düzelttim falan yani. Allah razı olsun. Çok iyi konuklarımız var, çok anlayışlılar. Ben değilim, onu biliyorum. Böyle hızlıca bir sohbete şeyden girelim istiyorum. Yavaş yavaş ısınma turu olsun. Biz aslında böyle hep muhabbet, sanatlı muhabbet programı olarak kuruyoruz. Mottomuz biraz öyle. Benim için bu hafta çok etkileyiciydi yani Nadir Sarıbacak'ın şu konuşmasındaki cümleleri. Hani bizi muhabbet kurtaracak demenin bu kadar tedirgin edici olması da ayrıca çok enteresandı. Bir sürü şey artık çok tedirgin edici bulunuyor ama muhabbette ne var onu ben çözemiyorum. Öyleyse biz çok dert bir şey yapıyoruz çünkü. Ne dersin? Valla çok güzel anlattın. Ne diyeyim mi? Ne dert var ama? Bize muhabbet gerek mi? Bilmem. Güzel, muhabbet güzel ya. Muhabbet edelim, ediyoruz zaten. Deriz yani, etmeye devam edelim. Muhabbette bir dert yok. Muhabbet etmeye de devam ediyoruz zaten. Aynen. Yani tedirginlik sebebi değil bence muhabbet. Gayet de ediyoruz keyifle. Sence var mı muhabbette bir sıkıntı? Ben hiç görmedim. Etmeyen... Zararını gördük mü? Görmedik. Muhabbet zaten adı hani kelime anlamı itibariyle de sıkıntılı bir kelime değil galiba. Aslında değil mi? Kulağa da yumuşak geliyor aslında. Muhabbet. Muhabbet mi? Muhabbeti karşılıyor mu? Muhabbet sohbeti karşılıyor mu? Sohbet de kesin öyle başka bir dildir yani. Acaba istişare etmek? Evet, program değil bilgisine dönüyor yavaştan. Sanki çok sohbet sanki... Birkaç böyle... kişi bir araya gelince muhabbet oluyor da. Sohbet de öyle. Sohbet de öyle. Söyleşi. Söyleşi. Ya da karşılıklı konuşma anlamına geliyordur belki evet, muhabbet. Olabilir. Ne bileyim en azından eve gidince evet. Bir bakarız sözlüğe ne anlama geliyor. Aynen. Öğreniriz hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın arada. Biz burada muhabbet... Türkçe kelime anlamıyla. Evet. Tam kelime karşılığı neymiş muhabbetin? Acaba? Oradan... Oyunla ilgili tabii böyle aslında programda önce böyle bir tık sohbet etmiş olduk ama hakkında çıkan bir sürü yazı ve pek çoğu çok olumlu eleştiriler almış oyunun. Oyunu biz de görme fırsatı bulduk neyse ki. Herkesin dikkat çektiği birkaç tarafı var. Bir sahnelenme biçimine dair şeyler, metnin kurgusuyla ilgili ortak tespitler, bir de hani hikayesiyle ilgili toplumun işte iletişimsizliği üzerine herkesin altını çizdiği tarafı. Ben önce burada Cemal'e pas atayım. Şundan ötürü senin karakterinle ilgili özgün bir tarafı var ama oyunun içinde toplumun iletişimsizliğiyle birlikte anlattığınız şey nedir yani? Kapsamı buradan mı ibaret? Burada bitiyor mu? Ben mesela hani şöyle diyebilirim. İşte içinde mesela kadınların dertlerine dair bir sürü şey olduğunu söyleyebilirim. Başka ne söyleyebiliriz? Ne güzel işte yani sen böyle bir şey söyleyebiliyorsun. Başka bir izleyenimiz başka bir şey çıkarabilir. Hepsi var aslında. Aslında izleyenlerin ne çıkardığına bağlı bir şey. Bu anlamda da açık bir metin olduğunu düşünüyorum. Yani bunu düşünerek yazmaya çalıştık. Nergis'le birlikte değil. Ben yazmadım da. Evet. Yani bunları düşünerek yazdık. Aslında yani sokağa çıktığımızda gördüğümüz her şey var diyebilirim veya olabilir de diyebilirim. Ya da bize dokunan, bizim dert ettiğimiz, bizim bizi rahatsız eden şeyler üzerine yazılmış bir metin bu. Ama dediğim gibi hani Cemal'in söylediği şey hani senin böyle bir şey algılıyor olman başka türlü, çünkü metnin bir üst metin bir alt metin diye böyle bir iki metin gidiyor aslında, öyle bir kurgu var metinde. Şimdi oyunun sürprizini de anlatacağım, hiç gelmenize gerek kalmadı. Hayır tabii ki. Tabii ki yok ya. Siz şey. Ya hani siz de oyunları yalar ya. İzlenmeden tansiyon yok yani. Aynen. Ama hani bu hani bizim dertlerimizden yola çıkarak yazılmış bir metin. O yüzden evet senin hissettiğin şey de çoğunlukla var. Ama bir başkası da bambaşka bir şey algılayabiliyor. Biraz hani
farklı şeyler söyleniyor demenin sebebi zaten o niyetle yazılmış. O yüzden biraz karışık, o yüzden biraz yani kurgusunda daha farklı şeyler var. O yüzden biraz fazla şu tür, bu tür ya da o tür gibi bir şey değil. Biraz türlerin karışımı gibi bir şey denedik aslında biz burada. Yani hani bence dünya da öyle bir yere gidiyor. Yani artık hani eskiden hani kitaplarda yazdığı gibi bir yerde bitmiyor artık. Tiyatro için de öyle bir şey söz konusu. Hani bu oyun sadece absürt bir oyun, sadece işte epik bir oyun, sadece gerçekçi gibi bir şey değil. Başka ihtiyaçlar doğuyor ve bu ihtiyaçlar çok kalabalık ihtiyaçlar. Ve bu da bu yüzden bu metin de bu kadar kalabalık. O yüzden bazen anlaşılıyor, bazen başka bir türlü anlaşılıyor. Galiba zaten hani belki senin söylediğin zamanlarda yazılmış klasik metinler bile artık sahnelenirken en azından daha böyle karma sahneleri. Evet, deneniyor. Ama bunda da bir sakınca görmüyorum ben. Yani belki buna biraz ne bileyim sert de yaklaşan olabilir ama bunun deneniyor olmasında hiç yani bir sakınca yok yani. Burada özgür olmak iyi geliyor bize. Her yerde iyi gelir herhalde. Peki oyuncular için metni ilk okuduğunda mesela ne anlatmıştı? Yani eğlenceli olması bir kere çok tabii çok keyifli yani. Evet. Hani ister istemez komedi unsurları olunca ne derseniz deyin. Bu kadar ağır bir memlekette insan oh falan oluyor yani. Biz zaten işte daha ilk okuma provası yaparken yani ilk okuduğumuz günü hatırlıyorum. Onda falan bile bayağı gülüp eğleniyorduk yani böyle. Oh, bu kız çok komik yani. Herkes çok keyif alarak okuyordu. Ve tabii büyük çoğunluğundan bahsediyorum ama işte tam tersi şekilde hissettiğimiz yerlerde elbette ki vardı. Başka türde, başka bir şeyden bir haz verme durumu da vardı. Ben bir de tabii oyunu Cemo daha işte yaz çok başlarındayken hani daha kafasında sadece bir taslak halindeyken bile belki bir cümlelik de olsa hani duymuştum yani. Çünkü kaç biraz daha 2 sene öncesine falan dayanıyor olabilir tabii, değil mi? Temelleri. O yüzden ben zaten heyecanla bekliyordum. Ha, içinde olacağımı bilmiyordum. Böyle de bir şey oldu. Yani evet, hani böyle bir ekip olacağımızı falan bilmiyordum. Ya ben rica ettim zaten. Kendin için mi benmiştin? Yok, gelsin dedim. Ha, sağ ol. Hayattaki çoğu şeyim genç ve borçlu olduğumu buradan söylemek istedim. Hazır yeri gelmiş. Evet. Yok ben ya Yeliz'le yani Yeliz'e katılıyorum ama yani işte Yeliz'de. Şimdi ilk canlı yayın olduğu için sadece çok iyi, sadece Yeliz'le. Bir de hani Nergis'e katılıyorum. Yeliz'e katılıyorum, Cemal abi'ye katılıyorum ve Nergis'e katılabiliyorum diyorum. Genco'ya da katılıyoruz. Biz sana da katılıyorum. Biz Genco'ya katılıyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Tabii ki. Sen nasıl hissettin Genco? Ben nasıl hissettim? Çıkışta mı konuştunuz acaba? Ben kuliste anlattım galiba. Ama şey hani yok. Senin mesela metinde yakaladığın şey. Ya benim metinde hani yani karakterle ilgili yakaladığım şey hani şöyle bir şey benden çok uzak çünkü en yakında Yeliz bilir bunu. Yani ben mesela yani oyunu izlediniz. Evet. Mesela telefonla konuşmaktan işte mesaj atmaktan gerçekten bayağı hani hiç hoşlanmayan bir insan. Hatta beni rahatsız etmek için zaman zaman hani böyle nasılsın diye başlar. Ben sadece hani mesajını şuna yaradığına inanıyorum mesela hani ne için atıyorsam o mesajı. Hani bu yerde buluşalım mı falan. Oyun boyunca mesela o telefon yani aslında etrafta bir sürü şey oluyor. Dinlemiyorsun. Zaten oyunun bence hani bana en çok geçen yeri orası yani hani. Bir şeyler oluyor etrafımızda hep. Ve herkes kendi derdinde. Yani zaten oyunu okuduğumda da İlk böyle o geldi bana. Cemal abi katılıyorum. Ya orada şey var ama tabii o yabancılaşma hali bir yandan da hayattan çok tanıdıktır herhalde. Yani belki sen öyle yaşamıyorsun ama etrafında. Öyle, insanlar öyle yaşıyor herhalde. Cemal abi de çok güzel gözlemlemiş bunu. Böyle metne aktarmış. Teşekkür ediyoruz. Kendisine ben teşekkür ederim. Yalnız böyle hani konuşmayacağım gibi başlayıp kesintisiz bir paragraf konuştum. Değil mi? Çalıştım ezber bunu. Yani bitecek birazdan. Prompt neydi? Prompter. Prompter'dan okudum. Neyse ben bunu söylemeye çalışmayayım. Bunu da birinde haber sırasında oluyor işte. Ben de bilmiyorum. Akıyor o. O okay. Eş bir... Arada gösteriyor.
Bu da benim çok özendiğim bir şey. Nasıl yaparsın? Nasıl koşursun? Nasıl yaparsın? Davet edelim, bir haber bülteni sunsun konuk sunucu. Yani televizyonunuzun bundan sonraki televizyonun akıbeti için diyorsun. Merak ettim ama yani hep olsun istemedim hayatımda ama yine hep bir merakım oldu. Ben işte. Gerçekten. Ha, çok çok zevkli olduğunu söyleyeceğim ya. Özellikle o prompter olayı. O bir donu diye baya a diye kalıyor. O zaman iyi okuyor olman lazım mesela. Tabii yani olabilir ama hani teknik. Ne yapıyorsun? O zaman spontaneye bağlayacaksın. Doğaçlama. Ya da hafızanda kalmışsa işte, eğer. O zaman spontane yapabilecek kabiliyette biri olman lazım. Evet. Ya da böyle ciddi bir yerden yürüyemiyorsun. Sen yaparsın yani. Hayır mesela seyirciler şu an, sayın seyirciler şu anları veriyorum çünkü prompter dondu. Sen onu yapamıyor musun? Yani gerçekleri söyleyemiyor musun? Söyleyemiyorum. Yani mesela ben bu programda rahat söylüyorum çünkü arkasından kendim tutamayıp gülebiliyorum. Ama orada kapamazsın. Haberde yani birkaç yani tane var. Onlar da belki komik videolar olarak geçiyor. Ha, ben herhalde yapabilirim. Yani, çok dik durabilmen lazım. Yeriz ben duramam mesela. Yeriz müthiş yapar. Yapmadan ya, duracaksın işte, anladın mı? 5 saniye mesela boş bakacaksın gelene kadar. Arka taraf panik olacak. Herkes böyle filan mahvolacaklar. Sonra gelince devam. Evet geldi sayın seyirciler deyip devam edeceksin. Renk'i de ne konuştuysa yine kalkan yani, patladı. Arkasından kamera mı arkadaşlar? Öyle mi? O normal ya, oradan birileri gelir geçer, deli kahkaha atar. Bu arada ben benimki öyle de. Ha, sen bu açıklamayı bunu yapmak katılıyor musun? Gence'ye? Gence'ye katılıyorum. Katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Ben videosunu izledim. Neyi? Kimi? Ne videosu? Şaka izleyiniz? Yaptılar. Canlı yayın. Şaka yaptılar. Ben yaptılar. Yok şaka yapıyor. Yok şaka yapıyor. Yok ulanlı bir şey. Var. Bu sefer de ben çekiyorum. Parantez. Yalnız gerçekten programın bu akışı çok orijinal oldu. Ben bir de şeyi sormak istiyorum Metin'le ilgili. Mesela bu gene benim yorumum ve okumam mı? Yani diğerine sanırım hak verdiniz ama mesela şeyle özellikle temizlikçiyle işte patron arasındaki hukuk açısından ne açısından kaçırdım? Gerçekten. Evet gerçekten. İkimiz neyi ciddiyip neyi gerçekten. Gerçekten mi? Şakayla gerçekten. Tam o an öksürdüm. Duymadım. Patronla temizlikçinin arasındaki iletişim tamam. Açısından yani mesela oyunda o bence kurguda önemli bir yeri kaplıyor aslında bir yandan. Hani en nihayette şu sonuç var mı? Yani patrondan dost olmaz. Patrondan dost olmaz. Hiç öyle düşünmedim. Bence şöyle olabilir. Sanki iktidarı ya da o erki gücü belki kendi lehine ama belki dünyanın geri kalanının aleyhine kullanandan dost olmaz gibi bir şey olabilir. Biraz öyle bir karakter çünkü galiba. Hani bencil. Patronun dediğinde biraz öyle bir şey. Bilmem her patron öyle mi bilmiyorum. Şimdi bizi taşıdık mı? Niye? Her patron değil ben mesela. Sen öyle bir patron. Abi öyle ben ona getirecek. O da benim patron. Ben herkes öyle bir patron. Oyundan önce bir temiz dayak, sonra oyun. Yani bu nasıl? Yani dövüyor bizi, dövüyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Yani dost olmaz ya, biraz sert bir. Ama dost başlıyorlar. Çelişkileri. Evet dost olmaz biraz. Çok dost başlıyorlar. Evet dost çok başlıyorlar. Sağ. Aslında yani hani bu tür ev sahibi gibi kişilerin, patron diye adlandırdınız. Ev sahibi gibi kişilerin kendi işlerini halledene kadar temizlikçi gibi kişileri nasıl kullandıkları üzerine, işleri bitince de onlara nasıl sırtlarını dönebildikleri üzerine bir metin çok diyebiliriz. Rahat. Evet. Yani genelde de böyle olmuyor mu? Küçük, önemsiz, rahatlıkla ezebilecekleri basamaklar gibi belki muamele etmek. Bu aslında belki birçok çalışma hayatının içinde evet. Çok sık, pek çok alanda karşılaşılabilen bir şey. Evet. Sizin hayatınızda var mı böyle deneyimler? Şimdi yani bizim mesleğimiz öyle bir meslek değil yani hani patron yani bu tarz bir ilişki tutturabileceğim bir mi yani biz kendi işimizde kendi işimizin patronuyuz yani şanslıyız o yüzden. Aslına bakarsan senin tercih ettiğine bağlı ama bir dizi yapıyorsun. Ama bir sürü yani orada oynamayı yapım başka bir yerde var. De olabilirsin. Ya bunlar kısa süreli şeyler ama hayatı boyunca 20 sene aynı yerde çalıştığını düşün. Öyle bir işimiz yok. Ha öyle bir evet kapana kısılmak aynen öyle. O yüzden
şanslı. Ama yani sonuçta bir iş yaptığın zaman işte belki İlla. Kanal yönetiminden sonra yapımcı falan filan derken illa sana göre belki daha başka bir tarafta duran, daha belki söz hakkı sahibi olan birileri de var. Mutlaka. Yani, evet, peki bu şeyin özellikle senin karakterinin o biraz böyle mahallenin vicdanı işte biraz ya da şeytanın avukatı da diyebiliriz belki ona. O böyle hani şey ne bileyim mahallelerde hep belki o hasır altı edilen ya da işte görmezden gelinen bir sürü şeyi belki de aynası gibi biraz senin karakterin. Evet, söyleyeyim. Özel. Yani bir sürü kadın demek istedim. Yani. Bir sürü kadın. O kadınlarda ne var? Ne görüyor mesela mahallede? Benim karakterim için mi söylüyorsun? Karakter için söylüyorum. Ya benim aslında ben sadece şöyle yanıt versem herhalde o bu çok ben bunu seviyorum yani. Bunu buldum her yerde söylüyorum. Böyle söylemeyi seviyorum. Yani oynadığım kişinin adı kimliği belirsiz kişi. Yani adı üstünde kimliği belirsiz bir kişiyi oynuyorum ben. Dolayısıyla da içinde bu söylediğin ve gördüğümüz mahalle, şehir herhangi bir yerde gördüğün bir sürü kadın, bir sürü insan var aslında. O yüzden adı kimliği belirsiz kişi. Bu bir zamansızlık ve mekansızlık hissi yaratıyor sonuçta. Evet. Sen de mesela bu ne kattı metne, oyuna? Bence mi? Bence. Sen buyur. Bence ya yani şöyle bir özelliği var. Normalde hani sokakta birçoğumuzun görüp rahatsız olup kafasını çevirdiği şeylere direkt bakıp bunları eleştirebilen bir karakter yani. Özelliği o. En çok kattığı şey. Evet. Bence. İnsan bazen kendi şeyini ne bileyim kendi söylemediği şeyi duyuyor gibi oluyor çünkü. Evet. O yüzden dedim işte vicdan gibi. İşte hikmetin var diye hani söylediğimiz şey ama ondan Cemal cevap versin çünkü ya, yazarı aslında olan. Kendimize söylediğimiz, birine söylediğimiz ama onun duymadığı şeyleri oradan duyuyoruz. Ne kattı? Şu an tartışıyoruz. Bana yetiyor yani. O bile evet, kağıt yetiyor diyorsun. Budur yani. Yazarın vicdanı mıdır acaba? Yaz çok afilisin. Yazar vicdansız abi. Yok öyle. Lanet gitmişsin diye. Cans yazarım vicdanım da iyi. Genco teşekkür ederim. Yok bir şey değil ben çalışıyorum. Bu ezber hala bitiyor birazdan az kaldı. Söyle ya. 15 sayfa falan böyle bezdirim ben bitiyor birazdan. Cans bu arada senin yani ne bileyim ben televizyondan en azından biliyorum seni hani izledim dizilerde falan. Ama mesela tiyatroyla bağlı açıkçası çok bilmiyordum. Say'dan o Anadolu abla nasıl olmuş sen öyle? Nasıl olmuş? Batıyordu. Biz biliyorduk onu. Onlar çok tanık oldular tabii o hallerine de. Çok tanık. İki normal. Şöyle yani şimdi iki sene boyunca biz beraber bir iş yapmıştık mesela ve orada belki günün ortalama 15-20 saatini falan hemen hemen haftanın 5-6 günü beraber geçiriyorduk. Dolayısıyla çok daha farklı hallerini, bazı şeylerin dışa vurumlarını falan görüyorsun birbirinde. Olmadık şeylere tanık olabiliyorsun falan. Aslında Yeliz'lerden o kadar. Yeliz böyle Yeliz o kadar. Yani. Gelip görün Yeliz o kadar. Ben diziler için böyleyim aslında. Şimdi? Şimdi? Ya yani şey altın bileziklerle. tabii bayılırım. Nasıl buldunuz Yeliz'i? Ben çok beğendim gerçekten. Böyle bayağı halam falan gibi. halam yenge. Yakışmış mı peki Yeliz'e? Yani şey bu arada kıyafet seçimini de çok beğendim. Değil mi? Onu evet ben de çok beğendim. Tasarımcımız ha burada. Herkese teşekkür etmek zorundayız. Evet. Hadi o zaman evet. Edelim de. Yok hepsine teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Testeyi söylemek istiyor musun? Hayır. Tamam. Onlar kendilerini biliyorlar. İyi ki var. Her yerde gerçekten teşekkür ediyoruz. Taşra Kabare'nin yolculuğuyla devam edeceğiz. Dejavu'yu konuk alacağımızı duyurduğumuzdan beri herkesin ilk söylediği şey nerelerdeler? O zaman onunla başlayalım yani. Çünkü herkes bunu soruyor. Yani bir ara işte çok iyi takip ediyorduk sonra kayboldular falan. 2005-2007 arası bayağı bir bu müzeye ilgi varken popülerdik biz de. Ondan sonra ilgi azalmaya başladı. 2010 gibi bir albüm daha çıkarttık.
açıkçası istediğimiz noktaya gelemediğimizi düşündük. Ondan sonra grubun askerlikleri falan oldu diğer elemanların. Ve ben İstanbul'da yaşıyordum. Bir anda İstanbul'u terk etme kararı aldım bir gün içinde. Çünkü güzel bir şekilde gitmiyordu psikolojim. Dedim baba gel, ben berbatım, beni al buradan. Cidden böyle çağırdım yani. Gittim bir tedavi süreci falan filan. Sonra konserler sırasında da askerliğimi yaptığım için de biliyorum, Adana'yı çok severim. Bir gün Adana'ya gittim ben. Gezeyim göreyim işte, kebap falan filan. Sonra eşimle tanıştım orada. Ve 4 sene eşimle beraber orada yaşadık. Şu anda da İstanbul'a falan geri dönmedim. Akçay'da yaşıyorum. Balıkesir, Akçay'da. Evet. Gidip geliyorsun yani. Yani evet. Kesinlikle. Zaten havaalanı hemen dibimizde. Biniyorsun. Geliyorsun, sizin buradaki bir yere gitmenizden daha kolay benim buraya gelmem. Tahmin ediyorum evet. Ya. Öyle oluyor yani zaten. Ve çok ilginç bir şekilde maliyet... Başka bir yerde yaşadığın halde yarı yarıya daha ucuza geliyor her şey. Çok ilginç bir durum yani. Sadece çok önemli şeylere koşturamıyorsun. Mesela bir saat önceden belli olan bir şeye koşturamıyorsun. Olay o. Bir de şey yani düşünüyorum da İstanbul'da merkezi bir yerde oturmanın kirasıyla. Ben onu şöyle söyleyeyim. Cidden orada. Evimiz hani orta halli. Aha. Ortanın üstü 500 lira bir kirası var desem siz İstanbullular zaten buna gülersiniz. Evet, değil mi? Evet. Biz hep beraber. Siz İstanbullular bakın. Öyle olmuş. Bak siz İstanbullular. Siz İstanbullular. Gerçekten ben çok seviyordum. Çok seviyordum ama çok bozulduğunu düşündüm ve beni de bozduğunu düşündüm. Hani ben kendimin iyi gitmiyordu yani. Ben iyiye gitmiyordum. Bunu hissettim. Hatta psikiyatristim çok güzel bir karar vermişsin dedi. Yani ondan sonra evlilik falan, şimdi 2,5 aylıkta bir kızım var. Öyle şekillendi. Ben Akçay'da yaşıyorum. 4 senede Adana'da yaşadım. Bu benim hikayem. Doğan zaten kendi hikayesini geldiği zaman anlatır. İkinci bölümde. Çok sevdiğimiz bateristimiz, gitaristimiz ayrıldı gruptan. Oktay Fıstık'la Barış Orhan. Onların yerine Barış Durmuş'la davula geçti Barış Durmuş. Oğuzhan geldi gitara da. Mete'miz var. Mete de İstanbul'da yaşıyor. Aslında grubun 4 elemanı da şu anda İstanbul'da. Hani beni de çekmeye çalışıyorlar ama... Gelme deli misin yok, ya? Yok gerçekten çok mutluyum yani. Hani, sen de mi güzel? Şöyle söyleyeyim. Arkamda Kaz Dağları, önümde de Edremit Körfezi var. Yani ben gelmem. Hani bunu gelme. Çok insana söyledim. Gelme abi. Biz yeni bir menajerimiz var hatta. Şu an yeniden biz bir atar kalktık. Evet, biz ona da söyledim. Dejavu hani hep devam etti. Biz şöyle... Ne yapıyordu mesela? Ne yapıyordu? Albümü biz 2013'te bitirdik aslında. Bu son çıkarttığımız albümü. Ama gezi olayları patlak verince biz bu albümü çıkartmadık. Çünkü çıkartsan, yani ne bileyim mesela şimdi size muhteşem bir PR yapsalar. Bir gün sonra Türkiye'de öyle bir olay oluyor ki. Böyle istediğin kadar PR yap. Bir anda bitti yani. Herkes giriyor Facebook'a, Twitter'a, ülkeyi kurtarıyor. Kimsenin sanatla, tiyatroyla, müzikle ilgilendiği yok ki. Kendi paylaşımlarından biliyorum yani işte. Lanet olsun işte yönetime falan yaz böyle. Ona o bir sürü beğen falan geliyor böyle. Yani bakın yeni klibimiz 2 tane beğen. Bu yani. Hani çok da uğraşası gelmiyor insanın açıkçası. Sistemle savaşıyorsun sürekli. Ayrıca ülkeyle de savaşıyorsun bir şekilde yani. Ama burada motivasyon bulmak daha zorlaşıyor. İstanbul'da şöyle söyleyeyim. Sadece İstanbul'da değil yani. Belki böyle iklimlerde, böyle vakitlerde. Yani bir şekilde insanı çok güzel protest müziğe veya birçok insanı aşka nasıl sevk ediyor bu ülke anlamıyorum da. Ya beni genelde hani protest tarzlara, ben de hani aşk şarkıları yapıyorum da. Yani bilmiyorum, ülke şartları gerçekten hani sanatçıların tüm kapsıyorum pek şey değil hani. Her şeyin iyi olmasını bekliyoruz çünkü bizler hep umutla yaşıyoruz. Arkadaşlar da tiyatrocular. Ben çok mutlu oluyorum tiyatrocuları. Ortaya çıkaran en azından bir dizi sektörü, film sektörü var. Biz müzisyenler gerçekten böyle bir olay oluyor direkt, aa bak müzik yapmak yasak diye hemen bizi yasaklıyorlar. Hani bizim işimiz değilmiş gibi bu olay. Bakın birileri öldü, hop artık müzik yok, bir hafta yasak, yaz tutuldu, 3 gün müzik yok. Biz ne yapalım, çocuklarımız var bizim de. Hani bu böyle değil ki, o zaman bir şey olduğu zaman ülkede herkes bıraksın. O an başbakan, cumhurbaşkanı, herkes bıraksın. Bir şey oldu ülkede. Onunla ilgili çok güzel şeyler vardı. Twitter'da müzisyenler birkaç kez yazdılar ya. İyi o zaman yani eczacı sabah eczanesi açmaya gitmesin. Yazdı bunu işte bu konuyu. Aynen. Fabrikatör o zaman fabrikasını durdursun. Yani, biz de hani konser yapmayalım yani madem öyle. Yani hani, konu kaldığım müzisyen... yerden buralara geldi ama dikkat ederseniz birleşik şeyler. Hani biraz burada güzel dönseydi o müzik olayları. Hani
bir 3 albüm çıkartmış bir grubuz, hani bir şekilde bu saatten sonra hani barlarda da çalarız, en kötü organizasyonlarda çalarız ama hani bu noktaları hak etmiyorsun, etmiyorsun ve etmediğini düşünüyorsun yani. Olay bu. Pardon, benim mikrofonum. O yüzden şimdilik tekrar döndük diyelim. Hani ben sonuç olarak yakın bir havaalanı mesafesi. Dejavu devam ediyor. Dejavu devam ediyor. Buradayız. Geçmişi şimdi unutuyoruz. Bütün hayranlar da izleyenler, ilk defa izleyenler. Hani 2015'te yeni bir ikinci bahar başladı diyebiliriz artık. Olay bu. İkinci bahar. Evet. Dejavu'nun ikinci bahar. Çok güzeldi. Sahiden öyleydi yani. Konuşmaya devam edeceğiz. Hem Taşra Kabere'den, hem temizlik işlerinden, hem Dejavu'dan. Ama şimdi bir şarkı daha dinleyeceğiz. Sonra küçük bir mola vereceğiz. Çayları tazeleyeceğiz. Ondan sonra biz tekrar buradayız efendim. Evet, bugün reji ve editör ekibimiz de bu yayından sonra bir kez daha konuşacağız galiba. Geçen hafta da aldığınız kısa bir dert. Açılışta bu sefer Doğan Yılmaz masadaki, değil mi? Evet. Doğru, evet. Sıkıntı yok. Şarkı Saatte Gözyaşı. Evet. Vay be, ikisini birden tutturduğumuz bir programı demek ki bu sefer yoluna herkese gittik. Herkese nasip olmaz, sana oldu valla. Valla, valla. Reji ve editörlerimize sevgiler, selamlar. Çıkışta hepinize çikolata ısmarlayacağım kısmetle. Evet. Dejavu'nun hani işte bundan sonraki yolculuğundan belki biraz bahsetmek istersin, evet, sen de. Biraz neredeydi sorusunun yanıtını Cenk epey anlattı. Yani bir de hani ikinci bahar dedi o. Bu evet, evet, dönemine evet. Grubun bir önceki dönemle bu dönem arasında müzik tarzı ya da işte sound kullandığı enstrümanlar açısından bir şeyler değişti mi, neyi değiştirdi? Yani daha olgun bir sound, o işte 20'li yaşların verdiği i̇ster hareketli hareketli sert sound'un yanı sıra şimdi daha sakin bir tarzımız var aslında. Yine hareketli şarkılarımız var ama daha sakin bir süreçte götürüyoruz. 5 yıllık süreç içinde aslında biz biraz da kırgınlıklarımız vardı. Çok hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bazı sıkıntılar yaşadık. Prodüksiyon şirketleri, menajerlikler, herkesin böyle çektiği sıkıntılar. Aslında sektöre karşı da bir tutum sergilerek ikinci albümü tamamen daha bağımsız bir kafayla, daha özgür bir kafayla yaptık. Daha protest şarkılar yaptık. 5 yılda askerliklerimiz oldu. İşte zorunlu gidip gelmek zorunda. 5 yıl mı oldu? 5 yıl askerlik. Yani gruptaki herkes teker teker gitti geldi. Ay böyle 5 yıl boyunca askerlik yaptık. Sadece single yapma kaygımız vardı. Bir gün işte yapımcımız Cem Yılmaz, Anadolu Müzik, bizi çağırdı tekrar. Dedi konuşalım, çay içmeye gel. Çay içmeye gittik. Tek şarkı üzerine gittim ben. 10 tane şarkıyla çıktık. O çay nasıl bir çaysa bilmiyorum. 10 tane şarkıyla çıktık ve albümü tekrar piyasaya sürdük. Mayıs'ta çıktı aslında albüm. İşte başımızdan geçen ülke gündemindeki talihsiz olaylar ve kötü olaylardan kaynaklı şu ana sakladık. Şimdi başladık ve konserlerimiz var. Perşembe Ankara'yla doğduğumuz yere artık merhabayla başlıyoruz. İstanbul derken sonra Türkiye'de bayağı bir konserimiz hemen olacak. Hemen önümüzdeki perşembe, evet, Ankara. Evet. 26 Aralık İstanbul, İstanbul'dayız. Ocak, Şubat, Mart zaten artık her tarafa çıkmaya başladık, artık gitmeye başladık. Ne güzel. İkinci bahara sıkı giriş yaptınız, evet. Yani. Bu arada birinci bölümde gene sevgili reji ve editör arkadaşlarımıza sevgilerle muhabbetin hani böyle sözcük karşılığını sormuştuk, öyle merak edip. Nihayet cevap geldi, çok şükür. Sohbet, dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbihal. Her birini tek tek düşünüyorum acaba canımı sıkan bir şey çıkar mı diye. Muhabbet, sevgi, dostça konuşma, yarenlik, sevme, sevgi, dostluk. Sevme, sevgi, dostluk var eksik. Sözcüğün kökeni geldi mi? Oradan mı acaba? Allah Allah. Enteresan. Yarenlik, ama yarenlik güzelmiş. Yarenlik ikisinde de var ama. Beni en çok o korkuttu. Beni de. O çok yarenlik. Çok korkuyor. Bir de bil. Yarenlik artı bir. Hani biraz. O ne demek ya? Yarenlik. Bir hakiki dedim ya. Ne? Bir şey. Hatta yok. Hasbihal var. O zaman onu tartışalım. Hasbihal var. Benim o kelimeleri aklımda tutmam çok zor. Hele bu saatten sonra. Şimdi iki dakika sonra zor, bilemem. Hasbihal etmek. Hasbihal etmek, evet. Böyle yapınca hasbihal oluyor. Oradan hatırla. Sohbet hatta şöyle yaptığımız bir şey. Cümle içinde kullanması da zaten zor oluyor. Çok zor ama yarenlik fena. Bil hakikat.
Bir dakika bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Böyle mesela saçma sapan şeyler ben biliyorum. Ben şu an onu düşünüyorum. Ha, birkaç tane. Onu da sorsana yukarı. Bakalım cevap gelecek. Bir dahaki cumartesi günü. Sen bana bir dahaki. Haftaya da cevabını artık diğer konuklarla şey yaparız. Haftaya da zaten Nadirler geliyor, senin sınıf arkadaşın. Ha, benim sınıf arkadaşım. Ona şey yaparız. Onunla sor. Onu, tamam. Onu sorarım onu. Şey derim, bunu sana bıraktın abi. Bir dakika. Bu soruyu sana bıraktım. Sen cevaplayacakmışsın diye. Hemen birkaç tane mesaj okuyayım. Selamlar var, sevgiler var. Selamlar, sevgiler. Genco abim varsa izleriz. Çok güzel gidiyor. Abim sen de konuş ya diye. Wow. Ben sana baktım. Genco abi. Niye? Sana kim abi diyor? Sen düşünmeyi istemiyor şu an. Var herhalde abi denir. Tamam. Var mı? Var. Gerçekten kardeşim sevdiğin var mı? Yok. Sevdiğim kız ha. Teşekkürler Yeliz. Cumartesi akşamları televizyon izleme alışkanlığı kazandıran Arka Bahçeli'deyiz. Severim sizi. Biz de sizi severiz. Teşekkürler. Bu akşam biz Arka Bahçeli'deyiz. Siz neredesiniz demiş bir izleyicimiz. Diğer izleyicileri. Keyifli dakikalar olacak desenize. Konuklarınız harika. Herkese kim sevgiler. En harika. Tamam gitti. Onu da en harikayı. Tamam, sen harikasın. Gerçekten. Yok yani, bu arada. Yok. Hep böyle mi? Kötü bir şey çekelim. Aa, şu an ya. Yok. Çok tatlı. Gelirse saklamayız. Biz şey drandıran dürüst programımız öyle. Şey drandıran mı? Ne bileyim o böyle niyeyse o efekt geldi aslında. Dan, böyle dan efekt yani. Var. Dan. Drandıran. Ay o dan mıydı? Evet drandıran çok iyi. Drandıran. Branda bir de şey var. Dışınk vardı. Sen onunla karıştırdın. Dışın. Ben ikisini herhalde kolaj yaptım şu an değil mi? Evet. Bu muhtemelen. Çünkü sen bu dekorun önünde konuşuyorsun. Bir de drandırana falan baksın. Ona bakarsa bir seneyi kapatırız ya. Her programa gelmeden anlamı. Ne oluyor içeride? Abuk sabuk kelimeler gelmeye başladı. Bunun anlamını yollayın diye. Biz bunları falan konuşurken hala iyi şeyler geliyor değil mi? Ay yani ama benim öğretmenim çok kızabilir. Ay. Kim? Ne öğretmeni? Şimdi sınıf öğretmeni hem de eskilerden bir de çok fena. Yani drandıran alakalı. Anneciğim çok özür dilerim. Eskilerden demeyiz. Sen neydi? Eskilerden? Evet. Öyle mi diyorsun? Tarih. Ama annem canım anne deyince bir eskilik oluyor yani. İlla ki. Neyse biz orayı bir şey yapmayalım. Bence şuradan devam edelim. Tiyatro kabare, taş ve kabare yani. Şimdi ekip bu. Ben daha sorayım da yazıyor musun? Şimdi temizlik işleri ekibiyle birlikteyiz ve taş ve kabare. Bir kısmı. Şimdi ilk oyunlarıyla birlikte. Evet. Yani o ekiple birlikteyiz. Peki taş ve kabare nedir? Nedir? Ne yapacak? Ne olacak? Evet. Taş ve kabare bir yapım merkezi. Niye başladın? Tiyatro topluluğu değil. Bunu söylememiz lazım çünkü bu biraz yani iyi ki sorduğum bu soruyu hep söylüyoruz. Sizinle ilgili çok karışık o bilgi. Evet. Ama güzel ya, kafa karışıklığı iyidir. Hangimizin kafası karışık değil ki? Tabii. Oyunumuzun ismi temizlik işleri. Ondan eminiz. Evet. Evet. Ve temizlik şunu söylemek işleri istiyorum. Temizlik işleri bir kabare değil. Temizlik işleri bir tiyatro oyunu. Taşra kabarenin ilk tiyatro oyunu. Ve taşra kabare ne yapmayı? Taşra kabare bir yapım merkezi. Evet. Tiyatro, sinema ve çeşitli kültür sanat etkinliklerinde. Belki televizyon. Belki televizyon. İşler üretmek amacıyla kurulmuş bir yapım merkezidir taşra kabare. Bayağı şey böyle kapsamı geniş. Geniş. Evet. Bayağı ya bunun sebebi büyük bir şey gibi duruyor ya. Abi temizlik işleri neydi? Temizlik işleri tiyatro oyunu. Taşra temizlik işleri ilk tiyatro kabare oyunu değil. Projesi. Kabare değil. Şeyde yazıyor ya, afişinde yazıyor. Kabare ha, değil. Ya mesela temizlik ya işleri bir tiyatro oyunudur. Altında taşra kabarenin logosu var. Taşra kabare. Ay o da vardı, unuttum bak. Taşra kabare bir yapım merkezi. Yeterince açıklayacağım. Evet. Bence süper oldu şu anda. Şu an. Bunu da herhangi bir soru işareti var mı? Siz bunu bence kamu spotu olarak aynen kesin. Aynen. Koyun sayfası. Bunu kullanabilir miyiz? Tabii şey ki. Şey derdi. Tabii kullanacağız. Ben konuştum bunu arada. Ha tamam. Evet teşekkür sen ederim. Sen bir şey söyle. Ben çok şey, ben şey söylemek istiyorum. Ya öyle çok bir şey yapacak, çok büyük yani bir şey yapacak. Mesela hali hazırda bir film projesi var mı taşra kabarede? Bizim bir takım hayallerimiz var. Aslında bu şöyle bir oluşum. Cemal ve benim bundan
önceki hayatlarımızda bir takım hayallerimiz varmış. Bu da yan yana ve bir araya geldiğimizde Taşra Kabare diye bir şeyin oluşmasına sebep oldu. Taşra Kabare bir ortak bir hayal ürünü. O yüzden bizim hayal ettiğimiz, yapmak istediğimiz bir takım işler var. Tiyatro oyunu başlangıcıydı. Bu tiyatro oyunu projesi sadece. Her sene tiyatro yapmak gibi bir niyetimiz, dileğimiz, isteğimiz var. Öyle bir yerden geliyoruz. Ya öyle... her sene yeni bir oyun çıkarmak gibi. Evet, öyle bir hayalimiz var. Ama bunun dışında başka hayallerimiz de var. Umarım gerçekleştirebiliriz onları da. O yüzden bir yapım merkezi, bir oluşum gibi bir şey söylüyoruz. Yani hani Taşra Kabare'nin önünde ya da arkasında hani bir sahne değil, tiyatro değil deme ihtiyacı o yüzden hissediyoruz. Çünkü kabare kelimesi geçince hani o da oradan bizim kabare yaptığımız zannediliyor. Kabare bir gün mutlaka yapacağız. Onu da yaptığımızda size haber vereceğiz. Aynen. Diyeceğiz ki Taşra Kabare'nin ilk kabare projesi. Kabare yani Taşra ve Kabare yani Taşra ve Kabare kelime anlamları olarak bizim için çok önemli. Çok önemli şeyleri temsil ediyorlar. Mesela? Yani özgürlük, hoşgörü. Yani hangisinden hangisi çıkıyor mesela? İkisinden de çıkıyor. Taşra'dan da çıkıyor. Kabare'nin zaten kelime anlamı olarak gerçekten sözlük anlamı olarak bizi ifade eden bir şey. Yani içinde hicivde olan bir tür aslında. O yüzden Taşra Kabare gibi bir isim konuldu buna. Ama kabarede inşallah yapacağız. Çünkü o da çok istediğimiz bir şey yapmak. Ama bu değil. Şu anda yaptığımız iş kabare değil. Sen mesela yani başlarken yani bunu ortak sormuş olayım da uyarlama metin yerine yeni metin tercih etmek. Mesela diğeri daha atıyorum daha önce oynanmış bir metin. Daha kolay mı olurdu? Siz ne düşünerek mesela yeni bir metinle başladınız? Biz ya? Yani biz kendi yazdığımız oyunları ya da bir uyarlama olacaksa bile kendi süzgecimizden geçen oyunlar ya da işler yapmak istiyoruz. Yapabiliyorsak yani burada ben Cemal'in kalemine çok güveniyorum. Onda daha bir sürü şey var. Hepsini çıkartacağız orada. Yani bu, yazabiliyorsak yazabildiğimiz sürece kendi yazdığımız şeylere oynamak tercihimiz açıkçası. Neden? Neden? Yani çünkü işte ev başında söyledik kabare kelimesinin de anlamı üzerinde durduk. Sonuçta bir dertten yola çıkılıyor. Yani güncel hayatta yaşadığımız yani sosyal problemlerimiz, sıkıntı çektiğimiz şeyler var. Bunları evet başka metinler üzerinden de anlatmak yoluna gidebiliriz ama Nergis'in de dediği gibi sağ olsun o beni yazmak konusunda çok teşvik etti. Yazabiliyorken kendimiz yazalım, derdimizi kendimiz anlatalım düşüncesiyle yola çıktık. Mesela sinema filmi senaryosu gibi bir şey var mı kafanızda? Var. Biraz zamanı var. Hepsi yavaş yavaş. Şimdi zaten seyircinin karşısına çıktığımızda 1,5-2 ay oluyor yavaş yavaş. Şimdi hala taşra, kabare, taşra, kabare deyip duruyoruz. Ama zamanla insanlar yaptığımız işleri görecekler ve tanıyacaklar. Genco senin tiyatro deneyimin var mıydı yoksa? Yok ben ilk defa sahneye çıktım. Bu arada ben Genco ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. İlk defa sahneye çıkıyor. Ben, yani o beni çok mutlu etti. Genco'ya ben bu konuda çok güveniyordum. Neden bilmiyorum. İçgüdüsel herhalde. Çok güveniyordum ve yani oyun yazarken de şu an seyrettiğiniz cast göre yazılmış. Onları bir... hayal ederek yazdım. Evet ben yani. Şunlar oynasa diye hayal ettiğim, şu arkadaşlarım oynar bu rolleri diye hayal ettiğim bir kast ve çok ufak bir değişiklikle o kast şu anda sahnede. Evet. Benle yani temizlikçiyle ev sahibi bir tekrar değiştirdi. Öyle bir durum var. Yalnız o pek ufak değilmiş. Yok o da ufak. Orhan da temizdi. Ev sahibi de benim sınıf arkadaşım. Zaten hani hepimiz bir şekilde aynı yerde, aynı işlerde çalıştık ve arkadaşız. Bu grubun içinde herkes bir şekilde tiyatroyla ilgilenmiş, okul okumuş, işte iş yapmış. Genco'nun bu sene ilk dizi projesiydi değil mi? Yani, geçen sene. Geçen sene ilk dizi projesiydi. Oyunculuk hayatına yeni başladı. Ben onu hep sahnede hayal ettim. Tabii şimdi tekst yeni, yani yeni bir metin, yeni bir oluşum ve bu oluşumun içinde de ilk defa sahneye çıkacak bir arkadaştı. Gözlerin çok katmerli heyecan. Evet yani bir de gözler onun üstüne bu sayede çok döndü ve benim yüzümü kara çıkarmadı, işini çok iyi yaptı. Ben burada herkesin önünde ona çok teşekkür etmek istiyorum. Abi ben teşekkür ederim. Eyvallah. Gözlerden yaşlar. Ben gelen... konuşurken çok duygulanıyorum. Niye öyle oldu şimdi? Gelen eleştiriler falan yani. Evet. Onun için hep
herkes aynı şeyi söyledi. Bu da çok neden demişler galiba? Ölü müydü? Hayır, çok çok iyiydi. Yani çok... bir şey vardır ya, neden tiyatro falan diye sorarlar normalde. Neden bize genco? Neden genco diye sorarlar ağırlıklı olarak. Ki ben de çok aslında ayak direttim, hani istemedim, evet, neden olmayacağını falan anlattım ama cevabı şey, dinlemedi. Genco ile paslaşıyorsunuz. Hiç paslaşmıyoruz. Çok iyi anlaştıkları. Ya paslaşmak derken zaten tersinden anladığım kadarıyla. Ya şimdi açıkçası şöyle oldu. Genco bir dakika, Almanya'daki anlama bir selam yolla önce. Onun sonunda yollayacağım, ben özür olarak konuştum. Şey, yani konuştum diye hatırlıyorum. Şey, yani şöyle oldu. Geçen sene işte Cemal abinin dediği gibi ilk dizi projesi falan. İşte kaçıncı, 15. bölümde falan. Hani ben dedim ki hani tamam Yeliz gelsin. Gelsin oldu. Ondan sonra bu sene de böyle gelsin. İşte Cemal abi dedi ki Genco dedi böyle böyle bir şey var dedi. Ve bir sene önceden söyledi. Ben bir oyun yazıyorum dedi. Ve bir tane karakter var dedi. Ve hani işte hani bakalım hani nasıl olacak falan. Abi dedim hani Yeliz'de hani şey olsun falan. Geldi işte Yeliz'de. Ondan sonra. İyi ki geldin. Ne diyeyim? Çok yani teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum Yeliz. İyi ki geldin. Çok ikna edici yalnız. İyi ki geldin. Yani sen ne hissettiğini anlatsana, ben öyle bir şey. Tamam, ben de ne hissettim anlatayım. Şöyle çok komik bir şey. Bizim ya ilk oyundan sonra bir yere gittik. Ya oyun şeydeydi, moda sahnesindeydi. O konuşmayı mı yapacaksın? Evet, o konuşmayı yapacağım. Çünkü daha önce yaptığım bir konuşma ve başka bir konuşma yapamayayım dedim ya. Hani şöyle bir şey gerçekten çok enteresan benim için. Daha o zaman dizi başlamamıştı. Allah yazacak burada. Geliyor hani sanki bir metin ezberleyeceğim. Ya şu an ezberimi unutuyorum siz şey yaptıkça. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şöyle bir şey oldu. Cemal abi gerçekten daha oyunu yazıyordu ve bana dedi ki Genco dedi ben bir oyun yazıyorum dedi ve biz böyle bir hani oluşum yolu kuruyoruz mu giriştik. İşte, oluşuma giriştik gibi bir şey söyledi. Ben de bir oyun yazıyorum dedi ve bu oyunda bir tane karakter var dedi. Ve dedi işte inşallah dedi hani işte her şey yoluna giderse işte sen de biz de beraber işte hep beraber bir yola çıkalım dedi. Ve bunu söylediği yerde bir sene sonra biz oyundan çıktık ve aynı yere gittik. Hani ilk oyun kutlaması gibi. Ve ben orada böyle abi dedim bir sene önce böyle bir şey oldu ve şu an burada oturuyoruz şaka gibi falan. Çok duygusaldı. Şu an o kadar duygusal anlatamadım. Yok, ben duygulandım. Ben duygulandım. Nergis duygulandıysa geçti mi? Ama ben her şeye duygulanıyorum. Ben anasın sen değil mi? Hayır, o konulara girmeyin. Tamam, girmeyin. Yani sabah üstün çektiriyorsun. Hayır. Sen de böyle bir yürek var kızım. O zaman madem ben anlatsam burada bir işim. Yalnız gerçekten Yeliz'de çok iyi ana olma potansiyeli var. Çok. Hatta 10 numara kayınvalide olma potansiyeli var. Görümce de var içinde. Yenge de var. Görümce de var değil mi? Yenge de fena. Yenge bende var. Ay şimdi yengeler falan bizi topa koyacak. Bundan sıkıntı yok gibi olmadı. Zaten İstanbul'u konuşuyorduk. Evet. Sen de İstanbul'da mı yaşıyorsun? Sen de mi terk ediyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Sen devam ediyorsun. Kadıköy'de devam. Peki Cenk etkilemiyor mu sizi böyle? Yok, etkilenmiyoruz Cenk. Cenk'in serzenişlerinde hiçbir şey yok ya arkadaşlar. Yok, biz gayet Kadıköy'de mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Kadıköy gerçi hala. Aslında Kadıköy'de bile bir saat içinde istediğin yere gidip çok ucuz yaşayabiliyorsun. Çok sakiniz orada. Değil mi? Denemez belki ama. Yaşa, evet, biz sen biraz daha sakin yaşayabiliyorsun. Daha çok kazanıyorum Cenk de efendim. Asıl mesele o zaten falan diye. Cenk'ten sonra çok kazandık. Ondan sonra dejavu ve şaka bölümünün bitişi değil mi? Bir daha asla. Evet. Ama sen bu programı yapmaya devam ediyorsun. Ha, inşallah ya. Allah izin verirse. Haftaya da burada olmayı umuyoruz. Kısmet ya. Bakalım ne olacak. Boşver, en kötü biz bir daha geliriz. Kimse gelmezse biz geliriz ya. Bırak, boşver. Ama haftaya gelirsen lütfen bilezik istiyorum abi. Bilezik ben geliyorum. Onun seslerini çok... Mikrofona şöyle hatta şey yapıyorsun. Sonra sesçi acayip, acayip. Ben yani eskiden ben programı böyle başlamadım. Ben programı başladığımda böyle takılarım falan vardı. Sonra... Yok, altın değil. Yavaş yavaş senin... Altın yok. Ama yani işte mikrofon yüzünden onu çıkar Ayşen'cim. Şöyle sallantılı küpe takma, bilezik takma, kolye üst üste olması saçlarım falan kesin. derken. Saçlarım kesin. Saçlarım kesin. Tabii bir de mikrofonu değen saç modeli var. Tabii. Burada. Büyük şey. Ki şu an benden nefret ediyordur yukarıda. Ben çünkü böyle düşürüyorum, oynuyorum, senin yumruk atıyorum. Senin içeriye kurulmuş. Siz daha demin bak gördünüz. Bak mesela. Belki de. Yeliz'in yaptığı şeyi. Ne yaptı? Böyle vuruyor kendini. Tabii o orada... Gerçekten aynı anda gülmeyin dedi. Aynı anda yüzden... gülmeyin, aynı anda konuşmayın. Benim bir. Her zaman bir. Senin tiyatro deneyimin var mı? Hiç yok.
Hiç yok. Şöyle yani ben okuldan sonra okudum. Tiyatro okudum. Sonra hatta okurken üçüncü... Bu özellikle sordum yani. Yani üçüncü sınıftayken başladım dizi yapmaya. Derken sonra zaten bir girdap gibi oluyor zaman açısından söylüyorum. Kolay kolay sıyrılıp başka bir şey yapamıyorsun. Çok fazla vakit kalmıyor tabii ki. Vakit ve enerji. Çok da güzel denk geldi aslında bizim bu oyunumuz. Bir de zaten bu hani benim en başından beri içinde olmak istediğim bir şeydi. Dolayısıyla zaten hani işte kaçırma gibi bir olasılığım yoktu yani. Ama koşa koşa bir şey yaptık bir anda böyle. Bir araya geldik ve başladık. Ben bu arada tabii çok korktum. Hani onu sormuştun ya. İşte nasıl bir şey çıktı senden? Hani o kadın nasıl çıktı falan diye. Ben prova sürecinde çok iyi biliyorlar. Tabii başlarımın etini yedim. Böyle biraz şey hissettiğim zamanlar oldu. Hani kendi özgüvenimle alakalı. Çünkü ilk defa sahneye çıkacağım bir de işte mezun olur. 6 sene olmuş belki falan. Çok kendim için çok korktuğum zamanlar oldu falan. Sonra premier, premierden önce tabii bir bacaklarının titremesi, basamama falan böyle bir tuhaflığı, evet o muhteşem duyguyu yaşayıp atlattıktan sonra şimdi artık rahatım diyorsun. Çok daha şeyiz, çok daha keyifliyiz yani. Peki bundan sonra hep tiyatro yapmaya devam etmeye... Tabii istiyorum. İstiyorsun. Tabii mi? Kesinlikle. Aslında zaten hep istiyordum tiyatro yapmak ama fırsat bulamamıştım yani. Hiç o boşluğunu almamıştım maalesef. Teşekkürler Cemal abi. Teşekkürler Cemal abi falan diye ben de dedim. Buradan böyle herkes. Sizin mesela müziğinizde bir böyle babazula tadı alıyor muyuz? Babazula tadı çok alamıyoruz. Ben aldım kendime. Bağlamadan kaynaklı tınlar olabilir. İşte Moğollar sürecinden, Anadolu olarak sürecinden gelip daha modernize ama edilmiş sound'da evet, daha sert. Çok daha onlar daha ama doğaçlama, daha improvize takılıyorlar sahnede. Bizde daha böyle partisyonları var, daha aranjeler var. Onlar daha rahatlar bizden. Sizden. Biz de rahatız ama o kadar rahat değiliz. Neden? Yani işte partilerimiz var, çalmamız gereken şeyler var. Daha herkesin yeri doğaçlamaya daha uygun. Yok, doğaçlamaya da uygun. Konserlerde çok doğaçlama yapıyoruz. Ama canlı yayınlarda falan daha böyle. Denk birinci bölümde şey dedi yani biz hani ilk çıktığımızda çok tuttu işte popüler evet, olduk falan. Korsan müziği kazandık 2004'te. Evet. Turneler, konserler. O zaman çok iyi festivaller vardı Türkiye'de. Uluslararası festivaller vardı. Büyük sahneler kuruluyordu. Şimdi çok büyük festivaller yok aslında. Festivaller olsa da belli bir takım kişiler tarafından yapılıyor bu festivaller. Ya ona rağmen devam ediyor. Hayat müzik de devam ediyor. Biz aslında dünya bir sahne diyorlar. Biz de o sahneyi her şekilde kullanacağız artık. Tekrar enerjimiz yerine geldi uzun zamandan sonra. Peki şey açısından soruyorum. Yani şu an mesela yeniden bu müziğin bir karşılığı olduğunu düşünüyorsunuz öyle. İllaki. Karşılık zaten yaptığımız iş karşılık bulmak adına yapılan bir iş değil. Hissettiklerimizi biz yansıtıyoruz yani çok ne hissediyorsak onu kitlemizle. Ama bir yandan da çok aslında organik karşılığını aldık. Tabii ki organik. Hatta hızla. Güzel tepkiler alıyoruz bu albümle. İşte yeni süreç başladı, yeni konserler başladı. Konserleri daha da sındıracağız süreci. PR çalışmamız da yeniden başladı. Röportajlarımız, televizyon programları. Tekrar yeni bakalım. Sürekli üreteceğiz bu saatten sonra. Böyle şarkılarının bir ortaklaştığı bir duygu ya da fikir. Özellikle Diren diye bir şarkı var son albümde gezi süreciyle yaptığımız. Orada kaybettiklerimizin anısına yaptığımız Diren diye bir şarkımız var. Kabus var. Yani toplumda, yaşamda bizi ne ilgilendiriyorsa dünyada acıları, aşkları, sevgileri, tüm insana özgü olan tüm duyguları yansıtmaya çalışıyoruz. Biz de sonuçta organik olarak etkileniyoruz. O tavırda o biraz da muhalif tavrımızı da aslında devam ettiriyoruz şarkılarımızda. Biraz daha peki protesto olduğunu düşünüyor musun sen de? Protesto şarkılarımız var. Çok radikal şarkılarımız var. Mesela Sistem diye bir önceki albümde şarkımız vardı. Çok sert bir şarkıydı. Bayağı da sıkıntılar yaşadık televizyonlarda yayınlanması açısından. Son klibimizde de mesela Dudim Kırıtmış'la çektik. Bir şey çıkar mı acaba diye bir sıkıntı yaşadık. Onda ne çıkacak? Geçmişten kalma herhalde imajımızda mı artık? Sorun olduğunu düşünmüyoruz da. Sistemi izlerim diyorsun. Tüm yaptığımız kliplerde televizyonlar biz yayınlayalım, biz bunu yapalım, biz sizin işte galayı biz de yapalım diyen arkadaşlarımız var. Onlar bir tuhaf bir şekilde değişik tepkilerle karşılaştırdı bizi. Sağ olsunlar onlara da teşekkür ediyoruz. Hemen birkaç mesaj daha okuyayım.
Çok güzel, tamam onu sonra söyleyeyim. Bak kendi kendime değil mi? Dejavu için bağlamalarını, Cenk'in sesini, biz Dejavu'yu çok özlemişiz demiş bir izleyicimiz. Başka bir izleyicimiz, tüm konuklarımıza emeğinize sağlık. Tüm konuklara selamlar, sevgiler, dinlemek çok keyiflemiş. Başka bir izleyicimiz, çaydan daha iyi bir şeyimiz var, buyurmaz mısınız? Hayat televizyonunda arka bahçede demiş. Pardon. Orada ayran sofrası fotoğrafı göndermiş izleyicimiz. Öyle. Herkes anladı, sıkıntı yok. Tamam. Bağlamalarla geliyoruz. Çıkışta inşallah siz adresine arkadaşlara DM atarsanız biz sizi arayacağız. Ayrıca bana da sonra ben onun mesajı okudum da orada eğlendim. Gömleğin ucunu düzelt diye yazmışlar. Ben onu bir süre anlamadım. Allah'ım diyorum ya. Düşünceli seyirci değil mi? Ha yani seyirci mi atmış bizler? Gömleğinin ucu. Size öyle şeyler geliyor mu kuliste, böyle düşünceli hediyeler bilmem neler? Yok. Bir çikolata geldi ya. 30 kilo çikolata yedik. Çikolata ya. Çok güzeldi. Algılanmasın yani, çikolata ve çiçek geliyor. Çok düşünceliler. Baklava da geldi bayağı. Baklava. Ya yani tatlı geliyor. Tatlı geliyor. Güzel yedik. Şeker konusuna girecektik. İnsanların canını çektirmeyelim böyle şeyler. Evet ya. Ayran iyiydi. Üstü kapalı geçti. Kimsenin canını çekeceği bir şey yoktu. Ayran herhalde herkes içiyordu. Tam uykudan önce işte. Tamam. Bir de baklava işte. Bu arada oyun ne zaman? Oyun 15'inde. 15'e. Salı günü. Haftaya salı günü. Moda sahnesinde. Moda sahnesinde. 8.30'da. Biletler. 20.30. Sabah 8.30'da oynuyoruz. Temizlik işleri, oyun, kabare değil. Taşla kabarenin. Taşla kabarenin. Temizlik işleri. Her programda. Her programda. Ne yaptın? Oradan bize böyle yapsana. Bu haftada Ankara Dayanışması için sahneye çıktınız siz de. Evet, belki anladım. Ondan da bahsetmek istersiniz. Pek çok tiyatro bunun bir parçası. Galiba bu başka türlü bir dayanışmadan, hani tiyatroların kendi adına da bir şeye gösterilen bu refleks. Evet. Bahsetmişler. Ya zaten ortada değil. Yani evet, hani bizim de bir katkımız olabildiyse ne güzel. Bu bir Aralık ayı boyunca devam edecek bildiğim kadarıyla. Moderatörlerinden biri de benim okuldan arkadaşım Firuze. Ama herki bütün tiyatrolar, yani biz kendimiz denk geldik ve hani biz de oynayalım dedik. Ve hani onlar da bize programı aldılar. Aralık ayı boyunca devam edecek sanırım. Oyun, belli oyunların gelirleri, yani o gün oyun dayanışma için oynanmış olacak. Biz de buna bir katkı sağlamak istedik kendimizce, yani naçizane. İş bir Aralık ayı boyunca da devam edecek. Herhalde bunu takip edebilirler şu anda. Evet, tam şeyi nereden takip edebilirler? Ya o program sanırım çok kalabalık. Evet, her tiyatro kendisi başvuruyor. Bizim de sosyal medya adreslerimizden de görebilirler bu takvimi. Evet. Doğru. Çok tiyatroda paylaşıyor aslında. Galiba hani şu tarafı da mühim, yani hani atıyorum bu hafta gidemeyecekseniz bile ama hani işte yaralıların tedavisi için harcanacak bir ortak havuz oluşturuluyor tiyatrolar tarafından. Belki öyle de düşünmek lazım, hani dayanışma kısmının. Katkıda bulunmak isteyenler oyunlara bilet alsın, hem gitsin bir tiyatro oyunu izlesin. Tabii, hem de katkıda bulunsun. Gelenlere ama atıyorum yani 2 kişilik alacağını 4 kişilik alana. Alabilirler onlar. Tabii ki. Onların düşünceleri. İnce düşünceleri. Onlar bir de buradan aslında şeye geldi. Şu sahne meselesi bütün tiyatrolarının kadim bir derdi olarak devam ediyor. Şimdi misafir sahnelerdesiniz. Daha doğrusu sahnelerin misafirisiniz. Evet. Moda sahnesi. Bir lisenin salonu. Evet. Ama işte bizim bundan sonraki programımız, yani aslında bu bütün tiyatro, şimdi ufak ufak değil sahneler açılıyor. Bir sürü alternatif mekan var. Ama sen de gelip gördün, hani bizim oyunumuz her sahnede oynayabilecek bir oyun değil yani, hacmi sebebiyle. O yüzden yani zor hani bulmak, ama biz de bir takım işte farklı yerlerde oynamaya devam edeceğiz ve biz mutlaka Anadolu turnesi yapmak istiyoruz. Bu Ocak'tan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine gideceğiz. Hani çünkü bu oyunu onların görmesini çok istiyoruz, yani buraya gelemeyen, İstanbul'a gelemeyen izleyicileri. Sizin böyle bir program olacak. Sizin kökeninizde böyle bir var. Taşra var.
Evet, evet. Zaten hepimizin kökeninde yok. Bende zaten var. Evet, çizmemiz gereken. Ama oradaki şeyi anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum ben. Oradaki izleyicinin, oradaki seyircinin ihtiyacı, oraya ulaşan tiyatronun, konserin azlığı. Evet, yani hani maalesef bu ülkenin tabii büyük şehirlerin dışında ki yerlerde oynamak, yani bizim niyetimiz öyle ve bu inşallah olacak. Öyle olursa da güzel olur ya. Yani hani ben daha önce yaptım turne başka oyunlarla. O başka, yani burada oynadığımızla orada oynadığımız etki farklı oluyor. Ve güzel bir şey bu. İkisinde tanık olmak, bunu deneyimlemek iyi bir şey yani. O yüzden gitmeliyiz. Sen oynadın mı peki? Nerede? Mesela atıyorum Adana'da. Taşlı'da. Taşlı'da. Zaten İstanbul'da işte memleketin her yeri Taşlı. Evet evet, ama şimdi Zant diye sorunca tıpkı sen drink drink gibi, neyse. Şu an gelmez ama oynayacağım tabii. Yani ben bir düğün salonunun sahnesinde oynadım mesela, hiç ışıksız. Güzel oluyor. Hiç ışık falan hiçbir şey yoktu ama oynadık. Güzel. Disko topu var mıydı? Disko topu yoktu ama hani o bildiğimiz öyle bir yerde oynadım yani. Ya öyle bir yer gene iyiymiş de, ışık olsaymış gene. Hayır, şey floresan vardı işte. Dran dran. Dran dran gibi. Dran dran yani sonuçta. Doğru söylüyorsun. Ya güzel. Kaç ya gezmek. Yani Taşlı'daki seyirciye gitmekle ilgili. Ha. Yani tabii işte gönül istiyor ki oralara da keşke bütün bu kültür, sanat adına her şey oralara da bir ulaşabilse oradaki. Yani ben şimdi böyle konulara da çok da girmemek lazım ama sadece şunu söyleyeceğim. Bu beni çok rahatsız eden bir şey. Mesela gündüz evdeyken filan televizyonu açtığım zaman tamam onlar da olsun. O da belki bir keyif, hani işte altın bileziklerle oynamalar falan. Hani ama sadece izdivaç programları oluyor ya, böyle yaklaşık 5 saat boyunca falan gündüz. Yarışma programları. Aha. Sabah başlayıp 7 saat süren. Akşam zaten onlar ama gündüz de sadece bunlar oluyor ya. Yani keşke mesela o peki, başka bir şeyler kadın, daha olsa. İzleyicinin özellikle kadın ve çocukların hedef kitle olduğunu düşünürsek bir böyle ne bileyim. Zekamıza da laf etmek gibi geliyor bana ya. Yani işte şöyle bir şey var maalesef. Sonuçta televizyon izleyicisi biraz daha hazıra konan bir izleyici ya. Hani ne sunarsan, atıyorum 5 tane işte elma sunduysan arasından en beğendiği elmayı seçip yiyor ya. Sunulmamasıyla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yoksa gayet insanların aklı başında ben çok bunu, da bunu istiyor diye öyle bir şey yok yani. İşte neyse bu niye dallanıp budaklanır. Niye girmemek lazım dedin? Ya çünkü dallanıp budaklanır. Şimdi bunun üzerine 2 saat konuşmamız lazım ki tam olarak ifade edebileyim kendimi. O kadar vaktimiz yok ama işte şey. Ben de diyorum ki en azından biz işte tiyatroyla gidelim. İşte Anadolu'da oynayalım. İşte Doğu'ya gidelim. Hani her tarafı seçelim. Güzel güzel bir gezelim. Bizi de izlesinler. Bizden bir şey alsınlar. O i̇şte sinemaya kazanalım. O seyircileri kazanalım. İşte sinemaya da gitsinler. Keşke gönül ister ki işte bir ne muhteşem filmler artık çekilmeye başlandı. Evet, evet. Yani şu, bu ara artık özellikle çok bence yükselişe geçti Türk sineması. Ve hani keşke onları da izleseler falan. Daha böyle okumaya yönlendirebilsek, yöneltebilsek biraz daha filan gibi işte böyle kurtarır, hayaller hayaller. Kurtarır belki. Öyle 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 öyle. Bunlar olursa. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Hayır. Ya bitirmeyeceğiz. Hayır. Devam etmek hayır. istiyoruz. Hayır. Bitireceğiz. Maalesef bitireceğiz. Hemen bir kez daha hatırlatalım. Önümüzdeki salı Moda sahnesinde Temizlik işleri oynuyor efendim. Son olarak böyle bir mesela yakın zamanda yeni bir yani bu yıl bu oyun oynayacak sezon boyunca. Hı-hı. Değil mi? Yani bu yıl içinde ikinci bir oyun yok ama seneye galiba. Her seneye bir hedefiniz olduğunu söylediniz. Evet, inşallah yapabilirsek ne güzel olur. Öyle bir peki sahne meselesi var mı? Sahne kuracak mısınız? Açmak. Hı-hı. Sahne değil, bizim başka bir hayalimiz var. Sadece sahne değil. Hı-hı. Az sonra değil. Hı-hı. Bir dahaki sefer. Şu an var yani. Erken galiba. Yine geliriz. Ha, bir mekan hayalimiz var ama daha komplike anladığım kadarıyla. Bilmem, çok çok güzel bir hayalimiz var. Umarım ömrümüz yeter onu yapmaya. Şu sahne dertlerini çözmek için senin programdan önce söylediğin şey çok önemli ya. Evet. Aslında.
Evet, insan yani tabii böyle bizim gibi çok yeni oluşumlar var. Mekanlar açılıyor, yeni tiyatrolar kuruluyor. Genç arkadaşlar hani oyunlar yazıyorlar, onlar sergileniyor. Ama bir ayrışma mı diyeyim, nasıl diyeyim? Hani sanat camiasında bir şey var ya, birbirimizi gördüğümüzde böyle bir yüzümüze gülüyoruz da arkamızdan. Yani olur olmadık şeyler söylüyoruz. Aslında işte taşra, kabare. Yani biz kimse hakkında böyle konuşmuyoruz, bunu söyleyelim. Bütün yeni yapılan işler bizim için umut. Hani yeni kurulan tiyatrolar. İşte belki birkaç böyle özel tiyatro bir araya gelip bir şey yapabilir. Belki şu Ankara dayanışması için kurulan... Evet, birliktelik. Evet, evet. Yani güzel bir şeye, güzel bir şeye dönüşebilir. Ortak sahneler, daha büyük, daha güçlü. İşler olabilir. Yani bir arada olmaktan sıkıntı... Evet, var ve bir arada olmaktan... Mutlaka. Bir arada kalmaktan sıkıntı gelmez. Biz de o yüzden hani böyle bir oluşuma giriştik. Sonra arkadaşlarımız da bize katıldı. Yani biz şu an ne yapabiliyoruz? Elimizi nasıl taşın altına sokabiliriz? Biz bir arada kalmaya çalışıyoruz. En iyi bildiğimiz şey de bu işte. Evet. Ve işini iyi yapan arkadaşlarla bir şeyler üretmeye devam etmek istiyoruz. İşini severek yapan, yaparken mutlu olan arkadaşlarla. O galiba biraz şey, sihirli tarafı. Sihirli en güzel tarafı. Değil mi? En güzel tarafı. Sizinki de sevmese yapılmaz kardeşim falan. Gerçekten. Doğan, sizinle veda edeceğiz programı, evet. Arka bahçeye. Dün ne? Bu arada sizin pek çok şarkı size ait. Belki albümün o tarafından da bahsedersiniz. Evet, yani 3 albüm ve bir single, %88'i oran vereyim, bizim şarkılarımız. Ortak bir şekilde Cenk yazıyor, düzenliyoruz. Besteler, müzikler. Sözleri peşim. Genelde Cenk yazıyor. Cenk yazıyor, evet. Biz düzenliyoruz. Aranjörlerini, son albümün aranjörlüğünü ve müzik yönetmenliğini ben yaptım. Müzik yönetmenliği sürecimiz de başladı aslında. Birkaç albüm daha yaptım başka sanatçıların. Yasemin, Göksu falan vesaire. Devam ediyor. 4. albüm inşallah. Tekrar onu da hazırlayacağız. Düzenleme meselesi onun bir albümde çok kritik değil mi? Düzenleme çok kritik ve çok zor işler. Bayağı yoruyor insanı. Eline sağlık o zaman. Dejavu'dan dünle veda edeceğiz ama onun hemen öncesinde böyle bizim programımızın da başta söylediğim gibi mottosu olduğu için Nadir Sarıbacak'ın şu Antalya Film Festivali'nde sansürlenen konuşmasını da verelim. Onu izleyelim. Arkasından Dejavu dün şarkısını söylesin, seslendirsin, çalsınlar bizim için. Ondan sonra Arka Bahçe'ye veda etmiş olalım. Biz diyoruz ki yani bizim böyle şeydir yani, programı izleyicilerimiz bilirler, böyle her hafta fikstir yani, tanıtımında muhabbet, işte açılışında muhabbet falan. O yüzden böyle çok ağrımıza gitti. Zaten Nadir Sarıbacak gibi gerçekten çok kıymetli ve çok yetenekli bir oyuncuya da bunun gerçekten yapılması ayrıca saygısızlık. Bunu da bir kez daha söylemek istiyoruz. O güzel konuşmayı, bizi muhabbet kurtaracak konuşmasını verelim. Arkasından Dejavu'nun muhteşem ve böyle sizi uykuya bayağı dinamik gönderecek şarkısıyla veda edelim. Hemen programımızdan sonra da onu da duyuralım. Rüzgar'ın Hatıraları filmi, Özcan Alper'in yeni filmi vizyona girdi. Biliyorsunuz dün galasını yaptı. Arkadaşlarımız gittiler. Galadan röportajlar da yaptılar. Oldukça keyifli bir özel röportaj hazırladılar. Hemen Arka Bahçe'den sonra oturup tat tat onu da izleyebilirsiniz. Haftaya Sarmaşık Film ekibi bizimle birlikte olacak. Adını anana ezen gerçekten böyle eskittim. Nadir Sarıbacak, Tolga Karaçelik, Kadir Çermik ve Hakan Karsak bizimle birlikte olacak. Ayrıca Cihan Murtezaoğlu da bize müzik yapacak önümüzdeki hafta. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Muhabbetle efendim. Kendinize iyi bakın.